Kış severler, soğuk havaların yolunu gözleyenler, gözünüz aydın. Bu sabah Türkiye'nin tamamında başlayan sağanak yağmurun ardından kış artık nihayet geliyor. Kara kara bulutlar gökyüzünü kapladı. Aylardır beklenen yağmur sonunda biraz da olsa İstanbul'a yağdı. Sabah işe gitmek isteyen İstanbullu güne ara ara şiddetlenen yağmurla başladı. Bazı yollarda su birikti, trafikte aksamalar yaşandı. İstanbul trafiği ve yağmur bir araya geldiğinde kaçınılmaz bir tablo ortaya çıkıyor. Hangi tablo mu? İşte bu tablo. Taksicilere göre zaten İstanbul'da yağmur yağdığında yollar çeker, daralır, onun için sıkışıklık olur. Şiddetli yağmur tabii ki kazalara da neden oldu. Ne kadar daha yağacak bu yağmur? Bu yağmur İstanbul'da aslında biraz etkisini kaybedecek ancak pazartesi gününe kadar devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da sadece yağmur yağmıyor. Lodos fırtınası da var. Lodos'un yarattığı fırtına deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Bazı seferler sabah saatlerinden itibaren iptal oldu. Zaten Sarayburnu'ndayız. Dalgalar denizin durumunu gösteriyor. Lodos Silivri'deki balıkçı teknelerini de batırdı. Hocam şimdi bu hep haber yaptık ya sizinle. Kış gelmedi. Geldi mi artık? Geldi diyebilir miyiz? Sıcaklıklar mevsim normallerine pazar günü itibariyle iniyor. Sıcaklık 13 dereceye kadar inecek. Mevsim normalleri de yaklaşık olarak 13 derece civarında. Kara bulutlar öğle saatlerine doğru İstanbul'dan ayrıldı. Yağmur gökkuşağı ile birlikte yerini güneşe bıraktı. Şimdi ne, kar yağacak mı yağmayacak mı öngörebilir miyiz? Kar çok yakın zamanda beklenmiyor. Fakat tabii uzun dönemde ne beklenir bununla ilgili öngörü yapmak Türkiye için çok zor. İstanbul için de yine aynı şekilde.